Hörmətli həmkarlar, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan Əziz Əliyev adına Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu Terapiya Kafedrası sizi salamlayır və sizə uğurlar arzulayır. Bugün biz sizlə şəkərli diabet problemi müzakirə edəcəyik. Bu yeni bir problem deyil. Qədim Misir təbabətin ensiklopediyası sayılan Ebers papirusunda poliuri ilə keçən xəstəlik qeyd olunub. Hipokrat poliuriya və arıqlama ilə keçən xəstəlikdən yazmışdır. Qalen şəkərli diabeti yaxşı tanıyırdı. Ona diareya urinoza ya da sidiyin diareyesi və dipsakız, əzablı susuzluq xəstəliyi adları vermişdi. Və öz uzun müddətli tibbi təcrübə ərzində Qalen 2 şəkərli diabetə tutulmuş insan görmüşdü. Abu İmran Musa İbn Maymun İbn Abdallah Al-Kurdabi Al-Yahudi Hansını ayrıcül Maşe İbn Maymun adlandırırdılar. O, xeyli çox xəstə görüb, 20 xəstədən artıq. Beləliklə, biz deyə bilərik ki, o zamanı şəkərli diabet çox yayılan, geniş yayılan xəstəlik deyildi. 1985-ci ildə situasiya tam başqa cürdür. 30 milyon insanda dünyada var idi şəkərli diabet. Və 2015-ci ilə qədər xəstələrin sayı artıb 415 milyona. 2019-cu il 463 milyon və gözlənilir ki, 2030-da olacaq 578 milyon, 2045-də 700 milyon xəstə. Deməli, 2019-dan 2045-ci ilə qədər xəstələrin sayı 51% artmalıdır. Və siz görürsünüz ki, nə sürətlə artırdı xəstələrin sayı və bu sürət o qədər böyük idi ki, normal proqnoz da vermək mümkün deyildi. Məsələn, 2003-cü ildə deyirdilər ki, 2025-də xəstələrin sayı olacaq 333 milyon. 2007-də deyirdilər ki, yox, bilə çox, 380 milyon olacaq. 2010-da dedilər ki, 438 milyon xəstə olacaq 2025-ci ildə. 2017-də proqnoz var idi ki, 2045-ci ilə qədər xəstələrin sayı olacaq 629 milyon. Amma indiki proqnoz 2040'da 642 və 2045'də 700 milyon xəstə. Və demək lazımdır ki, xəstələrin sayı artır bütün dünyada, bütün dünyanın regionlarında. Və indi, əgər biz baxarıq 20 yaşdan 79 yaşa qədər olan insanlara, onların arasında şəkərli diabetin yayılması 9,3%-dir. 2030-cu ildə olmalıdır 10,2%, 2045-ci ildə 10,9%. Amma indi də 2019-da dünyada var elə ölkə, hansının əhalisində 30% yarısında biz
görülük şekerli devleti. Bu ülkenin adı Marshall Adaları. Ve evveller hemşe değildiler ki şekerli devlet aristokratik hastalığıydı. Şekerli devlet varlı insanların hastalığıydı. Ama bakın bu slayda 3. yerde dünyada Sudan. Çünkü Sudan'ın ahalisinde 22,1% var şekerli diyabet. Ama kim diyebilir ki Sudan çok varlı bir ülkedir. Biz şekerli diyabetten söhbet aparanda, onun yayılmasından söhbet aparanda hem işi yatta saklamalıyız ki. Geliri az olan ülkelerde eğer 3 insanda şekerli diyabet varsa bu 3 insandan ancak birinde diagnoz koyulur. Ancak bir insan bilir ki onda var bu şekerli diyabet. Varlı ülkelerde 3 insanda şekerli diyabet varsa bu 3 insandan ikisi bilir ki onda var şekerli diyabet. Diagnoz koyulur. Tip hizmet nispeten yüksek vaziyettedir. Ve orta dünyada eğer 2 insanda varsa şekerli diyabet, onlardan biri bilir ki hastalığı var, birinde ise diagnoz koyulmuyor. Ve gelin bakalım biz de Azerbaycan'da vaziyet nedir? Beynəlxalq Diabet Federasiyası böyle bir rəqəm verir. 421,6 min şekerli diyabete tutulmuş insan ya da 20 yaştan 79 yaşa kadar olan insanların arasında 6,1%. Azdır ya çoktur. Biz saysak, kaydı kanunla nece sayırlar, böyle bir rəqəmdən demeli, ümumi 421,22 min, biz görürük ki, dispanser qeydiyyətdə, rəsmi qeydiyyətdə onda bizdə olmalıdır 200 min xəstə. Amma indi dispanser qeydiyyətdə var 240 minə yaxın. Deməli, ümumi şəkərli diabetə tutulmuş insanların sayı 500 minə yaxındır. Və belə bir rəqəm 485 min var idi. Onu verirdi Beynəlxalq Diabet Federasiyası 2037-ci ildə. Biz tez-tez deyirik, şəkərli diabet, şəkərli diabet. Amma biz başa düşürük ki, bu bir xəstəlik deyil. Bu sindromdur. Bu cürbəcür xəstəliklərdir. Hansıları birləşdirir o ki, qanda glukoza normadan artıqdır. Və 2019-cu ildə şəkərli diabetin təsnifatı işlənilib Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən və təqdim edib Dünya Səhiyyə Təşkilatı olaraq. Demək lazımdır ki, o ki, şəkərli diabet bu bir xəstəlik deyil. Bilirdilər çoxdan. Hindistanda yeni eranın 5-6 əsrlərdə işləyən bizim həmkarlarımız deyirdi ki, şəkərli diabet iki cür olur. Biri anadan gəlmə, obısı gec yaranan şəkərli diabet. Və bu gec yaranan şəkərli diabet çox sıx bağlıdır irsiyyətlə, pilənmə ilə, oturaq həyat tərziydi və qidalanmaydı. 1965-ci ildə Dünya Səhiyyə Təşkilatı bizə şəkərli diabetin təsnifatını təqdim edib. Və o zaman Dünya Səhiyyə Təşkilatı deyirdi ki, baxmaq lazımdır ki, neçə yaşda yaranıb şəkərli diabet. Əgər o yaranıb 14 yaşa qədər, buna deyirlər infantil şəkərli diabet
ya da uşaqlarda olan şəkərli diabet. Əgər diabet yaranıb 15-dən 24-də qədər, buna deyirdilər cavanlarda olan şəkərli diabet. 25-dən 64-də qədər böyüklərdə olan şəkərli diabet. Və 65 və ondan yuxarı deyirdilər ki, yaşlı insanlarda olan şəkərli diabet. Amma təsnifat bunu ilə qutarmırdı. Deyirdilər ki, ondan başqa qeyd eləmək lazımdır juvenil tip şəkərli diabet. Bu, o diabetdir, hansında tez-tez ketoz olur və hansı müalicə üçün tələb edir insulini. Ya da deyirdilər Brittle diabetes. Bu, hansı diabetdir? O ki, hansında qeyri-stabildir glukoza və insulini vurmayanda şəkər çox tez qalxır yüksək səviyyə 300, 400, 500. Amma balaca dozunu vurursunuz və o saat sürətlə düşür aşağı və o cümlədən tez-tez hipoqlikemik vəziyyətlər olurlar. İnsulin rezistent şəkərli diabet. Deyirdilər ki, bu diabet var o insanlarda, hansılar üçün sutka ərzində müalicə üçün 200 vaid insulindən artıq lazımdır. Gestasyon şəkərli diabet, hamiləlik zamanı tapılan şəkərli diabet. Pankreatik şəkərli diabet, o diabet hansı yaranır pankreasın xəstəliklərin fonunda. Endokrin diabet, endokrin xəstəliklərdə yaranan şəkərli diabet, məsələn, Cushing xəstəliyində, gipertiriozda və s. Yetrogen diabet, o diabet hansı bizim müalicələrimizdən yaranır, məsələn, uzun müddətli steroid preparatları alır insan ya da diuretikləri, tiazid diuretikləri və onda yaranır bu şəkərli diabet. 1980-ci ildə Dünya Səhiyyə Təşkilatı değişdirir bu klasifikasiyonu. Deməli, onlar deyirlər ki, var insulindən asılı şəkərli diabet ya da tip 1. Var insulindən asılı olmayan şəkərli diabet tip 2. Tip 2-ni bölmək lazımdır. Piylənmə ilə keçən və piylənməsiz keçən. Var gestasyon şəkərli diabet. Var başqa tiplər, biz onları indi müzakirə eləmişik. Endokrin xəstəliklərdə olan, pankreasda değişikliyi olanda olan şəkərli diabet. Ya da burada qeyd edirlər yeni tipləri, insulin reseptorlarda pozğunluq olanda ya da genetik sindromlarda olan şəkərli diabet. 1985-ci il yeni değişir təsnifat və indi deyirlər tip 1, tip 2 lazımdır demək, ancaq insulindən asılı şəkərli diabet, insulindən asılı olmayan başqalar tiplər eyni qalırlar. 1999-cu il. Dedilər ki, var şəkərli diabet tip 1 və bu şəkərli diabet immun sistemindən bağlıdır və o olur autoimmun ya da idiopatik, əgər biz tapa bilmirik anti hüceyləri, antiqard hüceyləri, yəni antipankreatik hüceyləri, antiinsulin hüceyləri və s. Tip 2, bu yenə də eyni tip 2, ən çox yayılan şəkərli diabetdir və başqa tiplər, onları müzakirə eləmişik və gestasyon şəkərli diabet. 2006-cı il təsnifat eyni qalır və 2019-cu il yeni bir təsnifat. Və burada qeyd olunur, tip 1 eyni tipdir, hansı əvvəldə var idi,
Yegane evveller biz bölürdük ki bu idiopatik var, bu demeli autoimmün var. İndi ise bölmeye lazım diyor. Tip 2, aynı tip o ki evveller de var idi. Subklaslar, subtipler yoktu. Yeni formalar, hibrit, Şekerli Cevdet'in hibrit formaları. Ve bu iki hibrit forması var. Birinci, bu lenk inkişaf eden immün sistemle bağlı büyüklerde olan Şekerli Cevdet. İkincisi, bu kitoza meyli gösteren Şekerli Cevdet tip 2. Birinciden ne diyebilirim? Bu Şekerli Cevdet'i biz sizinle çoktan tanıyorduk. Ama başka bir adla, LADA adıyla, Latent Autoimmune Diabetes of Adults. Demeli ne karakterdi bu Cevdet'in? O başlıyor büyüklerde ve başlayanda olabilir ki insülin sekresi olsun, olabilir ki evvelceden tabletkalar kömey edesin der. Ama gayna bu insanlarda tapılırlar anticisimler. Ve gayda kanun kimi 1-3 yıldan sonra tabletkalar dahi kömey edemirler. Ve geçmeye lazımdı insülinle muhalcaya. Obrısı tipi ise nispeten yenidir. Onu birinci defa gösterebilir ABŞ'ta. New York şekerinde olup böyle bir hasta Bronx rayonunda ve bu Şekerli Cevdet tip 2'di. Ama o başlayanda ketoz olur ve bu hastaları insülinle muhalece edilir. Ketoz lağv olunandan sonra insülinin dozu azalır ve hastaları geçirdik ve tabletkalara. Onlar da yaşıyorlar. Tabletkalar var. Ama demek lazım ki bu hastalardan sonra da olur ki ketoz vaziyeti emele gelsin. Başka tipler. Monogen diyabet. Bu monogen beta hücrelerin fonksiyonunun defekti olan ya da monogen insülinin fonksiyonunun defekti olan. Endokrin pankreas, egzokrin pankreasta değişikliği olanda, endokrin değişikler ya da dermanlardan olan Şekerli Cevdet ya da infeksiyonlardan olan Şekerli Cevdet, mesela Kaksaki B4 ya da gayri adi immün sistemle bağlı olan Şekerli Cevdet ve başka genetik sindromlarda olan Şekerli Cevdet bu. Down sindromuydu, Turner sindromuydu, Klinefelter sindromuydu ve başkalar. Ve ele Şekerli Cevdet'i gayleriyle hansı da biz dedik diyebilmedik ki bu ne Şekerli Cevdet'ti? Hansı cül, hansı tipti? Onda biz yazabiliriz ki unclassified diabetes ya da klasifikasyon olunan olunabilmeyen Şekerli Cevdet. Ama biz nezaret aparırız bu hastalara ve bir neçe vaktan sonra başa düşen der ki hansı tip Şekerli Cevdet'tir, onu geçirdik başka bir tipe. Hamileli zamanı tapılan Şekerli Cevdet iki cür olabilir. Olabilir ki bu gestasyon Şekerli Cevdet olsun ve siz bilirsiniz ki bu gestasyon Şekerli Cevdet özünü çok spesifik aparır. Bu yegane Şekerli Cevdet'tir. Hansı hamileliğinden sonra tam geçip gidebilir. Ancak kalır risk faktörü kimi Şekerli Cevdet tip 2 için. Olabilir ki hamileliği zamanı birinci defa aşikar olunsun Şekerli Cevdet tip 1 ya tip 2. Diagnostika.
Kapadokyalı Aliteus, o insan hansı bize cebit sözü verip, bu insan yazıldı. Cebit, insanlarda nadir hallarda rast gelen bir bedbahtlıdır. İnsan cismi eriyip sidiye çevrilir. Hastanın bedeninde dayanmadan su emele gelir. Onun ahını açık akveduka benzeyir. Hayat kısa, ağır ve ağrılıdır. Ben sizden hiç soruşmuram ki, hansı tip şekerli cebette yazıp Kapadokyalı Aliteus. Sözsüz ki bu şekerli cebet tip birdir, hansı nispeten keskin geçir ve talep edilir insülinin muhalcanı. Başka alametler, prinsipiyel şekerli cebetin alametleri nedir? Testisidiye geçme, arıglama, zayıflik, tez yorulma, hadsiz susuzluk, iştaha çok olabilir, artık olabilir. Ama öyle de olabilir ki iştaha hiç olmasın. Olabilir ki yaralar pis sağalsınlar ama bu da kayda kanun değil. Ayaklardaki iyileşme ve sancma olabilir. Ama bu da kayda kanun değil. Tez insanın görmeyi bozulur. Düzdür, böyle bir gül yok yakin tek 8 Mart'ta bu ay değil. Ama görmeyin bozulması sözsüz ki tez olur. Seksüel disfunksiyon belli mümkündür. Ve seksüel disfunksiyon mümkündür kişilerde, seksüel disfunksiyon mümkündür kadınlarda. Diyabetle alakadar olan böyle bir disfunksiyon. Düzdür, ben görmüşüm ele hastaları, ele kişileri, hanımlar gelirler bu şikayetle. Ama ne ben, ne mene tanış olan hekimlerden biri görmeyip bu şikayetinin gelen kadını. Yakin bu mentalite meselesidir. Ve kadınlarda olur kaşınma ve o çok incidir hastaları. En vacib odur ki, bütün o şikayetler ki hansılar olabilir de şekerli diyabette, onlar var olabilir ancak 50% insanlarda. Başka 50% insanlarda hiçbir şikayet olmuyor. Ve şekerli diyabet tesadüfen tapılır. İnsan gelir tip müesseye, keçir ümumi muayeneden, o cümleden glukozunu yoklayırlar ve görürler ki glukozu ettiğinden artık çoktur. Diagnoz. Nece koyak bu diagnozu? Şikayetler bestir. Hayır, bestir ve şikayetlerle diagnoz koymak olmaz. Gelin bakaq bize Dünya Səhiyyə Təşkilatı ya da Azərbaycan Endokrinologiya, Diabetologiya və Terapevtik Təlimat Assosiasiyası ya Amerikan Standartları 2020-ci ilin ya cürbəcür başqa tövsiyələr onlar nə deyirlər bizə? Diabetik rəqəmlər, aç qarına glukoza 126 mg desilitre ya da 7 milimol litre. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, söhbət gedir ancaq venoz qandan, kapillar qandan diagnozu qoymaq qəti olmaz. Glukometrları istifadə eləmək olmaz. Glukometr gözəl bir aparatdır. Amma onu yaradıblar nəzərə üçün. O xəstələrə kömək edir ki, nəzərə aparsınlar. Diagnostika üçün o istifadə oluna bilməz. Deməli, qayıdırıq. Ac qarına glukoza 126 mg desilitre
7 milimol litre ve ondan yukarı. Bu cebiçik regendir. İkinci cebiçik regen. Var böyle bir test, siz onu güzel tanıyırsınız. Glukoz tolerans test. 75 gram glukoza, guru glukoza biz eridirik. 250-300 mililitre yıllık suda. Biz oraya koyuruz bir tane limon, limondan koyuruz oraya, ya da limon turşusunu katırıp oraya, çok şirin olmasın. Veririk bir neçe dakika ezinde hasta bunu içir ve 2 saat bizim yanımızda ya oturur ya yatır. Gezmek gati olmaz. Hansı ise ciddi işle meşgul olmak gati olmaz. Ve bu insanda biz yoklayırız ki 2 saatten sonra şekeri ve görürük ki şeker 200 miligram desilitre ve ondan yukarıdır ya da 11.1 milimol litre ve ondan yukarıdır. Bu diabetik regendir. Ve üçüncü diabetik regen glikohemoglobin. Uzun müddet glikohemoglobin istifade olunurdu ancak nezaretçi. İndi ise o diagnostik parametredir ve glikohemoglobin 6.5 ve ondan faizle danışandı ve ondan yukarı, bu diabetik regendir. Demek lazımdı ki bir regenle şekerli diyabetin diagnozunu koymak olmaz. Mütlak olmalıdır 2 regen. Mesela glikohemoglobin 6.5 ve ondan yukarı ve aç karnına glukoz 126 ve ondan yukarı. Bununla diagnozu koyabiliriz. Şekerli diyabet. Ya da glukoz aç karnına 126 ve 2 saatten sonra glukoz tolerans testte 200 ve ondan yukarı. Bununla diagnozu koyabiliriz. Ya da 2 saatlik glukoz ve glikohemoglobin 6.5'dan yukarı glikohemoglobin, 200'den yukarı glukoza. Bununla da koyabiliriz. Ya da imkan yoktu geçirme glukoz tolerans testi. İmkan yoktu glikohemoglobini yoklamak. 2 defa siz gördünüz 126 miligram desilitre aç karnına, bununla diagnozu koyabilirsiniz. Demeli lazımdı 2 diabetik regen. Ne için böyle? Çünkü şekerli diabet, bu diagnoz ağır bir diagnozdur. Birinci hamı bilir ne kadar fesat olur. Bu zerbedir insan için, onun ailesi için zerbedir. Ve bu ele diagnozdur. Hansını siz bir defa koyanda dahi götürebilmeyeceksiniz. Sağalma yoktur. Belki remisiye olabilir ve biz sonra söhbet edeyelim. Remisiyedir. Ama sağalma yoktu. Bir defeli sistem koyuyorsunuz. Ona göre diagnoz dakik olmalıdır. Burada ben gösteririm glikohemoglobin. Onu faizle de gösterirler, milimol mole de gösterirler. ABŞ'da esas faizle ama dünyada testiz milimol mole ve ben gösteririm size formulaları hansılarla siz birbirine geçirebilirsiniz. Amerikanlar düzdü değiller ki onlar bir regenle koymak diagnozu eğer hasta gelip sizin yanınızda onun klasik şekerli diyabetin simptomları var ve siz gün orta mesela yemeğden sonra da yokladınız glukozunu o 200'de ondan yukarı olup bir defeli bu analizle diagnozu koymak olar. Onu değiller ABŞ'da. Bizde biz böyle meslehet vermelik. Biz değiliz ki hemşe 2 regen olmalıdır. Sidikte glukoza lazımdır ya lazım değil. Mesela ondaki evveler faktiki glukoza sidikte olanda diagnozu koydular. Ama sonra kana geçtiler. Ve indi biz glukoza sidikte olur 180'dan yukarı olandı kanda. Biz ise değil indi 126 kanda olabilir. Ama bu şekerli diyabet. Ve bizde ile hasta olabilir.
Hans'ında şekerli diyabet var ama Silik'te şeker yok. Lekas'te olabilir. Hans'ında Silik'te var şekerli diyabet. Şeker, glukoza. Ama şekerli diyabet yok. Belirlikle indi biz Silik'te glukozunu diğerinizi koymak için istifade edemedik. Burada ben gösteririm size HOMA-IR ve HOMA beta secretion indeksleri. Birini HOMA-IR gösterir insülin hissiyeti, HOMA beta secretion gösterir mide altı bezini şiştiği ve ben demeliyim ki vacib indekslerdir ve dünyada onları istifade edilirler. O cümleden şekerli diyabeti muhalice eleyen zamanlık ve hastalara nezaret aparan zamanlık. Biz bilek ki B'de altı vezine vaziyetlerdir. Berpa olunur, berpa olunmur, hissiyet necidir vesaire. Ama diagnozu koymak için sözsüz ki ne HOMA ayır, ne HOMA beta secretion indeksi istifade olunmurlar. Çok büyük problem odur ki diagnoz geç koyulur. Bunu Büyük Britanya'da gösterirler. Hastelerin çoğusunda koyulurdu şekerli diyabetin diagnozu. 39% da kadınlarda retinopatiyi tapılırdı. 35% kişilerde retinopatiyi tapılırdı. İran'da 2010. yılda 220 diagnoz koyulan hastalar, onların arasında 73% yarısında hiperlipidemiyi, 58% yarısında arteriyel hipertansiyon, 52% da nöropatiyi, 10% da nefropatiyi, 6% da retinopatiyi eşkar olur. Bu onu gösterir ki diagnoz çok geç koyulur. En azı 4 yıl gecikirir. Eli elmi tedbirat işler var, hansılarda gösterilir ki biz hayli çok yettiği gecikirik. Ve niçin vacibdir tez diagnozu koymak ve tez muhalacanı başlamak? Çünkü şekerli diyabet zamanı ölüm halları artır kişilerde de kadınlarda da. Her 6 saniyeden bir dünyada şekerli diyabete tutulmuş insanlardan biri dünyasını değişir. 2015. ilde 5 milyon insan şekerli diyabetten rahmete gelir. Bakın, malariyeden, ağır hastalığından cemi 600 bin insan rahmete gelir. Veremden 1 milyon yarım ama şekerli diyabetten 5 milyon. Var idi birinci dünya müharibesi ve o zamanı gün içinde öldürülürdü 6436 asker ve zabit. 2015. ilde bir gün erzinde şekerli diyabet öldürüldü 13699 insan. Demeli bu şeker tanklardan, toplardan ağır olur. Ne için şekerli diyabet bu ölüme getirir? Ne için şekerli diyabet o kadar korkuludur? Söhbet tek sayıdan yetmir, ne kadar kaste var. Söhbet o cümleden ağır fesatlardan gelir. Bakın, insanın beynine ne tesir verir? İnsültün riski 2 kat artır. Demensiye riski artır. Depresiye riski artır. Dişlere ve diş etine tesir edilir. Diş etinin hastalıkları tesir olur ve dişleri itirir insan. Sonra mide altı ve sistemde problemler yaranır vesaire vesaire. Ürek 2-4 kat miyokard infarktının riski artır. Periferik arteriyalarda değişikliğin, aterosklerozun riski artır. Ürek çatışmamazlığın riski artır. Gayri alkol menşeli pili karaciğer hastalığı praktiki bütün insanlarda var. Diabetik pençe, oh fesat, hansı amputasyaları getirir ve birinci diabette olan gangrenini gösterip görkemli Avicenna. İndi ise dünyada
her 20 saniyeden bir şekerli diyabete tutulmuş insan geçir ameliyetten ve onda amputasyon geçirilir. Ve bizde bakın, hastaya Cellabat rayonunda yaşıyordu. Amputasyon geçirdiler, o sonra yaşamak istemeyip ve özünü gülleriyip. Diyabetik retinopatiyi katarakta glaukoma. Şekerli diyabet körlüğün sebebi kimi nömle bildir dünyada. İşitme etkisi, biz buna az fikir veririk ama bu da vacil bir problemdir. Obstruktif yuhu apnoyası, ağır bir fesat. Böylelerde böyle çatışmamazlık olur Allah'a mı şükür. Bizde indivar gemodiyaret, o bize kömeği değil. Aşağı sidi yolları, orada testis olabilirler hansıysa prosesler ve biz onlara fikir vermeliyiz. Sümük sınıkları, osteoartrit, revmatoid artrit ve ne kadar çoktu fesat o kadar çoktu fesat. Var mikrovasküler fesatlar, bir tam onda 7 kat harçlar artırlar. Makrovasküler 2 kat artırlar. İkisi de bilge olanda 3 kat yarım artırlar. Ve var başka fesatlar, Barakun, Polisizan, görkemli bir ressam. Bu şekli o çekip demeli, onda şekerli diyabet olmayan da bu şekerli diyabet olanda ve onda fesat olup ve o göl ve yaşıl rengi seçebilmirdi. Ve hansı insanlarda olur? Bakın Uzeyir Hacıbey, Vasif Ali Vecal, Heyyam Mirzazade, Şöfket Elekberov, Han Şuçinski, Resul Rıza, Nebi Hazri, Azad Mirzacanzade, Anatoli Bınişevski, bizim geçmiş Sehiye Naziri Fethi Vekilov, Emin Efendi görkemli bir hekimimiz, görkemli insanlar biz ona kömeği edemeliyiz. Ama adı bir insanda olanda o da şahs. Ve bütün şekerli diyabetin problemi odur ki bu keskin hastalığıdır. Bu kroniki hastalığıdır. Ve o talep edilir ki insan her gün, her dakika özüne nezaret yapsın. Ama biz özümüzü bağlayabilmeliyiz insana. O da serbest olmalıdır. Biz de nispeten serbest olmalıyız. Ve biz indi bereylemeliyiz ki insan özü özüne baksın, özü öz hekimi olsun. Biz ise ona mesleğet verir, ona kömek eriyek, konsultant olak. Nece bu görkemli bir insan, Nicole Johnson, Miss America 99, o hastalanıp olup şekerli diyabet, tip 1, insülinle muhalice, pompayla muhalice ve indi o bütün insanlarla abuştu, geçirdik, dersleri onlara çalışır ki kömü eylesin. Sistemi ki biz terapeutik tedris geçirmeliyiz. Teklif edip Elliot Proctor Johnson, görkemli Amerikan hekim. Ve bu fakt ki bugünkü diabetologiyanı, müessir diabetologiyanı yaradıp Elliot Proctor Johnson. Ve siz görürsünüz birinci dersleri hansıları onlar geçirdirdiler hastalarla. Ve bu uşakları hansılar o birinci insülinleri vururlar özüne. Avrupa'da Jean-Philippe Assal o yaradı ve inkişaf edip hayli terapeutik talimat sistemini ve siz bu şekilde görürsünüz Jean-Philippe Assal'ın klinikasında geçen bir dersi. Ve ümumim olunca ne mi olunca lazımdı hastaya? Testis değildir ki ne lazımdı? Şekeri kalkır, lazımdı ki biz şekeri aşağı salalım. Hayli böyle diyor. Bu olup böyle elmi tarikat işi, stini 2 ve o subut edip ki tek şekeri aşağı salmakla meşgul olmak olmaz. Muhalca, ümumi bir muhalca olmalıdır. Bu muhalcada biz glukozunu aşağı salmalıyız, normal seviyeye
ya ona yakın seviyeye getirmeliyiz. Biz mütləq idare etmeliyiz, arterial təzyiqi ve çalışmalıyız ki en azı 100, en yukarısı 140'dan aşağı olsun ya da gözel 130'dan aşağı olsun, diastolik 90'dan aşağı, ya da 80'dan aşağı. Biz lipidlerle meşgul olmalıyız, kolesterinle, aşağı sıklıklı lipoprotein kolesterinle meşgul olmalıyız. Ve bu olsa onlar gösterirler. Hayli azalır ölüm. Onlar gösterirler. Hayli azalır insult, miyokard infarkti, revaskülerizasiya, amputasiya, neyropatiya ve makroalbuminuriya, mikroalbuminuriya vs. Ve onlar gösterirler. Sonra da nezaret aparırlar ve gösterirler ki eğer 8 yıl biz böyle intensif muayene aparırıksa biz faktiki 8 ilde bağışlayırız bu insana, ömrünü uzaldırır 8 il. Ben bunu demek istiyordum. Sözsüz ki biz sizinle sonra başka problemlerdi, şekerli diyabetin problemi çoktu, müzakere eriyerek. İndi ise ben size çok sağ ol demek istiyordum. Dikkatinizine göre teşekkür ederim. Çok sağ olun. Özünüzü koruyun.